3 kişi rapor yaptı. Dün akşam yine sarsıldık. Daha önce yine 15 gün önce 5.8'de minaremiz şerefenin, yani ikinci şerefenin üzerinde alem bağlantısının olduğu yerdeki ağaç bağlantısının olduğu yerde koptu. Hani çatladı. Ben aynı zamanda bu caminin emekli imamıyım. Aynı zamanda bu camilerin, iki caminin dernek başkanıyım. Aynı zamanda burada esnaflıyım, buralıyım. Şey yaratıyor, şu an için ilgililere bildirdik ve ilgililer gelip yerini tespit ettiler. Caminin, o iki şerefeli caminin üst kat kısmını alıp birinci şerefeye düşürülmesi karar verildi. Ama şu anda halihazırda daha gelip yapılmadı tabii. Tabii ki işin yoğunluğu, şu an için tespit edilen... Cami ibadete açık mı? Açık açık, caminin herhangi bir ibadette herhangi bir problemi yok. Caminin içerisinde herhangi bir hasar yok. Sadece çevrede binersin. Bulunan evlere çok yakın olduğu için. Yakın olduğu için şu an işte evlerde zaten bir kişi vardı yakın mesafede oturan. Onlar da şu an evi terk ettiler. Onlar da çadıra geçtiler. Onun için hani çok büyük bir tereddüt şeyimiz yok ama tabii bir an önce yapılmasını istiyoruz. Ve özellikle bunu müftüye de bildirdim. Diğer afet şeylerine de bildirdik. Hani bunun, herkesin bu şeyden haberi var. Evet. Deprem oldu, herkes dışarı. Dışarı çıktı. Ben salavat getirdim, çıkmadım. Bu arkadaki bina durumu neydi, nasıldı? Durumu sakat. Her depremde, deprem olsun olmasa zaten yıkılıyor. Şu anda yapılması gereken bunun burada, en insanlı, yani insan sağlığı için, bütün yanlış anlama Allah'ın izniyle, bir çoluk çocuk geçse, devrilse ne olacak? Can yanacak. Bizim canımız yansın, çoluk çocuğu canı yanmasın. Öbür taraftaki yer yarılmış. Bu zaten yanlış anlama 100 sene, 150 senelik, 200 senelik bir bina. Herkim, normal bu zaten şimdi. Adam yıktıracaktı burasını, sattı. O tarafı devrildi. Temin ki bu tarafı devrildi. Çocuğu ben kaç demesem bu tarafı almasak evin üstünde altında kalıyordu. Gitmiş, babasından ayrılmış. Görmesek tap üstüne devrilecek. İnsanlık namına. Akşam saatlerinde. Ondan sonra burası bütün çadırlar doldu. Bu meydanlar full doludu. Millet korkudan buraya geldi. Tek bir amaçtı. Geceyi burada geçirdi. Sabahladı. 2 haftadır sürüyor depremler. 2 haftadan. Ayın 22'sinden beri buradayız. Yani. Çadırlarda bulunuyoruz. Deprem oldu. Evet. Burada mı oturuyorsunuz? Buradaydık. Nasıl oldu? Ya, çok kuvvetli oldu. Çoluk çalıp bağırıp gittiler. Öyle de oldu toprak ya. Toprak kaynadı sanki. Evet. O kadar bir oldu ki. Toprak kaynadı. Toprak kaynadı sanki böyle. Ya, evet, buradayız zaten. Buradayız. Siz burada çadırlarda mı kalıyordunuz? Evet, çadırda çadırdayız. Burada şey oldu. Ha, bilmiyorum, benim bu torun bayırı. Yani tuttum. Geldiler baktılar. Bilmiyorum gar ne olur. Şu an oturulamaz raporu mu verdiler size? Daha öyle raporumuz ya, yok. Ya öyle elimizde bir şey yok. Yani geldiler baktılar, gittiler yani. Tamam. Fotoğrafı çektiler. Oturamıyorsunuz evde. Hı? Evde oturamıyorsunuz. Ya, korkudan oturamıyoruz. Buradayız. Akşam.